Diyalog TV ekranlarından herkese merhaba. Her salı olduğu gibi saatlerimiz 15.10'u gösterirken 360 derece ile karşınızdayız. Evet, bu hafta ekonomiyi konuşacağız, piyasa analizlerini yapacağız, risk yönetimini konuşacağız, bankacılığı konuşacağız, dövizin yükselişine değineceğiz, yatırımları konuşacağız, faizleri, kredileri. Çünkü bu hafta stüdyolarımızda risk yönetimi ve ekonomi uzmanı, aynı zamanda Diyalog Gazetesi köşe yazarlarından Sayın Ertuğrul Buğrahan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemre Hanım. Öncelikle burada olmak ve programımıza katılmak büyük bir zevk. Tüm izleyicilerimize de hayırlı günler ve hayırlı işler dileyerek sözü başlamak istiyorum. Biz de bu yoğun tempo arasında değerli zamanınızı bize ayırdığınız için, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizlerin bayağı bir takipçisi var. Gazetede çok okunan, beğenilen bir ekonomi yazarısınız. Mutlaka ki tanımayan izleyicilerimiz de vardır. Biraz sonra o yüzden sizden böyle kısa bir tanıtım da isteyeceğim. Ama ilk sorum, risk yönetim uzmanı dedik. Daha paylaştığımız andan itibaren sorular gelmeye başladı. İlk sorularımızdan birisi de Cemre Hanım, risk yönetimi derken ne demek istiyorsunuz? Risk yönetimi ne demekti? Bunu bir açıklayalım, biraz sizden bahsedelim ve yoğun bir program olacak. Sorularımız arda arda gelecek, konuşacağız. Tabii ki. Öncelikle kendimden başlamak gerekirse, kısa bir özgeçmiş değerlendirmesi yapmamız gerekiyorsa, sektörde görev almaya başlamadan önce eğitimimi İngiltere'de Wolverhampton Üniversitesi'nde işletme yönetiminden mezun oldum. Mezun ol niyetimi takriben 6 ay oradaki bir vakıfta ofis yöneticisi olarak görev almamı takriben adamıza gelerek askerlik görevimi tercüman olarak yaptıktan sonra bankacılık sektörüne girdim. Ve bu sene içerisinde sektörde 10. yılımı dolduruyorum. Özel bir bankada çalışıyorsunuz. Kızılsa yerel bankada risk yönetim uzmanı olarak. Aslında ilk bankacılığa en alttan, vezneden başladım. Ardından yapılan bazı interview görüşmelerden sonra müfettiş yardımcısı, müfettiş ve 2014'ten itibaren de bankanın risk yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Evet. Risk yönetimi dediğimizde gerek bankalarda gerek şirketlerde maruz kaldığı risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve bununla ilgili gerekli olan risk azaltım ya da riski transfer edip riskten kurtulma yöntemleri üzerine çalışmaları yapıyoruz. Risklerin genel olarak türleri, dünyada Basel Komitesi dediğimiz bir komite tarafından yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Risk yönetim uzmanları da bu belirlenen risklerin tüm şirketlerde ve bankalarda ölçümlerini, izlenmesini ve raporlama görevini yürütmektedirler. Bir nevi finansın bir dalı diyoruz. Zaten tamamıyla ölçümler finansal hesaplamalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Tamamıyla finansın ve finansal piyasaların içindeyiz. Finansın haricinde riskin nasıl dağılacağını ya da transfer edileceği gibi önerileri de sunmaktayız. Evet, şimdi dediğim gibi programın daha tanıtımını yaptığımız andan itibaren sorular gelmeye başladı. Hem çevremizden hem de işte izleyicilerimizden. En çok sorulan soru, özellikle ilk sorulan soru, Cemre Hanım, ne olacak bu dövizin hali? Lütfen döviz konusuna değinin, konuşun, sesimiz olun dediler. İsterseniz önce bir döviz konusuyla başlayalım. Dövizde ciddi bir artış, özellikle son yıllarda. Örneğin sterlinde Eylül'den bu yana kadar 5'ten 6'ya çıkması bir ara biraz düşüyor gibi oldu. Ama çok kısa sürdü. Tekrardan şimdi yükselişte. Hem herkesin merak ettiği, hani bu yükseliş ne kadar devam edecek? Düşüş olacak mı? Dövize yatırım yapalım mı? İşte TL'si olan bir kısım insan diyor ki acaba bunu dövize mi çevirelim? Kredi çekeceğiz. Geç onlar sonra konuşacağız ama işte döviz mi çekelim, TL mi diye. Önce bir dövizin durumu nedir? Beklenilen, öngörülen nedir? Şimdi dövizi aslında tetikleyen birden fazla faktör bulunmaktadır. Altında yatan hem gerek içsel gerek de dışsal faktörler vardır. Evet. Dediğiniz gibi 2013 yılından beri
zamana yayılmış bir devalüasyon süreci geçiriyoruz Türk lirasında. Aslında dövizin birbirine karşı olan paritesinde aşağı yukarı stabil bir seviye varken Türk lirasının değer kaybından dolayı dövizde yükselişi görüyoruz. Özellikle 2017 yılında ve malum olduğumuz finansal yılın içerisinde bu dövizdeki tansiyon daha da hızlanmaya başladı. Yıl sonundan itibaren baktığımızda dolar yaklaşık olarak %19.80, yani daha 5 ay bile bulmadan %20'lik bir Türk lirasında devalüasyon kaybına uğradı. Şimdi bunun ana nedenlerine gelince, özellikle 2018'de baktığımızda ve 2017 yılı içerisinden de devam eden Türkiye'nin kredi riskinin arttığını görüyoruz. Bunun ülke riski ölçümleri de bilinen 3 büyük derecelendirme kuruluşu Moody's, Standard Poor's and Fitch tarafından yapılmaktadır. İlk kez geçen sene kredi notu yatırım yapılabilir bir ülke seviyesindeyken spekülatif kredi seviyesine düşmesinden müteakip olarak Mart ayı başında da 8 Mart'ta da notu bir defa daha düşürülerek BA2'ye çevrilmiştir. Bu da ülkeye olan gerek ekonomik sistemine gerek siyasal yapıya olan güvenin sarsıldığını ve ekonomik göstergelerin ve finansal göstergelerin bozulmaya başladığına işaret ediyor. Bu yüzden de yaşanan bir devalüasyonla birlikte dövizin artması. Kesinlikle, ve bu da tabii beraberinde bir takım olumsuz unsurlar daha getirmekte. Dövizi tetikleyen diğer bir unsur ülkede bulunan döviz rezervleri ve döviz arzının azalması. Bunu da azalmayı sağlayan mesela sene başından itibaren bu kredi notlarının azalmasıyla ve siyasi ortama olan güvenin azalması nedeniyle 85 milyar dolarlık menkul kıyme portföyünden yurt dışı yabancıların yatırım yaptığı 15 milyar dolar değerinde bir döviz çıkışı olmuştur. Dolayısıyla 70 milyar üstünden ülkede döviz rezervleri de azalmaktadır. Rezervler ve arz azaldığında dövize talep arttığından dolayı da kurlarda hala daha bir şişkinlik devam ettiğini görüyoruz. Peki öngörümüz nedir? Kısa vadeli bir net değerlendirme yapacaksak, Türkiye'deki 24 Haziran erken genel seçimlerini bekliyor piyasalar, özellikle beklenti olarak. Evet. Buradan seçimlerde güçlü ve istikrarlı bir hükümetin kurulması beklenmekte ve arzu edilmektedir. Ancak tabii sadece bunun kurulmasıyla da ülkedeki siyasi ortam ve politik riskler kalkmış olmayacak hayatımızda. Evet. Bunun kurulmasına müteakip, güçlü bir hükümetin kurulmasıyla mali reformlar ve ülkedeki kuvvetler ayrılığı dediğimiz Merkez Bankası'nın, yargının bağımsızlığı, Merkez Bankası kararlarının bağımsızlığı ve yapılan olan borçlandırmalardaki ülke kamu borçlarının kısıldanmasına gidilirse ondan sonra TL'de belirli bir rahatlama tabii ki görebiliriz. Hani belki düşüş değil ama bir stabilite, bir durağanlık yaşanabilir diyorsunuz. Yani öyleyse biraz ben hani halk dilinden sormak istiyorum. Hani seçimlerden çıkacak sonuca göre dövizde bir durağanlık, bir rahatlama söz konusu olabilir. Peki diyor ki vatandaşımız, ne yapalım? Cemre Hanım, Ertuğrul Bey'e sorun diyor. Yani dövize mi yatırım yapalım, TL'ye mi yatırım yapalım? Faiz oranları ne durumda bankalarda? Şu anda faizler global faizlerin de etkisiyle yükselme trendine girdi. Bunu da aslında başlayan tamamıyla biliyorsunuz Türkiye'deki mevcut hükümette faizler konusunda gayet hassas bir politika izliyor. Faizlerin arttırılmamasından yana. Ancak sizi global piyasalar buna bir nevi zorunlu tutuyor. Bunun da ana sebebi şu anda Amerika'nın Federal Reserve, yani Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri arttırmasından yana geçiyor. Şu anda dolarda Amerikan devlet tahvilleri, uzun vadeli tahvillerin faizi %3'ü geçmiş durumunda. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde faizler artarken bizim dış yatırımcıdan fon kaynağı sağlayabilmemiz için daha istikrarsız ve gelişmekte olan ülkelerin dolayısıyla daha fazla faiz getirisi ve reel faiz kazancı sunması lazım ki yurt dışından ülkemize para yatırımı sağlayabilelim diye. Mesela ben hatırlıyorum, hani benim çocukluğumda, bizim aynı dönemlerdeniz, geçmiş yıllarda bütün bankaya yatırılan para hep TL üstündeydi. Çünkü her zaman TL'nin faizi daha yüksekti. Bankaya para yatırmanın amacı da zaten faiz
kazanmaktı. Faiz gelir elde etmekti. Ama şimdi artık insanlar da son bir yıl içerisinde benim gördüğüm TL'deki parasını çekip de dövize yatırma durumu söz konusu oluyor. Hatta şunu diyebiliriz Cemre Hanım, elimizdeki verileri incelediğimizde hem bizim bankacılık sektöründe zaten TL ile döviz neredeyse yarı yarıya bir dengede. Türkiye'deki trende baktığımız zaman hani bu dolarizasyon dedikleri yani yabancı parayı dövize çevirme oranı 2012 sonrasında toplam sektördeki bulunan paranın %34'ü sadece döviz bantlıyken yaşanan şimdi, bu kur krizinin artışıyla %50 seviyesine geldi. Yani dolarizasyon dediğimiz ve TL'den kaçış ve yurt içi yerleşik vatandaşın bile zaten dövize doğru yöneldiği ortada. Ortada. Yani peki siz bir uzman olarak ne tavsiye edersiniz? Parayı vatandaşın TL'de mi tutmasını, dövizde mi tutmasını? An itibariyle şöyle diyebilirim. Buradaki yapılacak en temel finansal hesaplama, reel faiz kazancınızı hesaplayabilmeniz için aldığınız faiz oranını enflasyondan daha yüksek olması lazım. Şu anda KKDC'de yayınlanan en güncel enflasyon verileri %13.10'a dayanmış durumda. Ve aşağı yukarı mevduat faizlerde para miktarınız yüksek bile olsa TL'de, bankalarda yaklaşık 11-13 bandı civarında bir kazanç sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu aldığınız kazanç aslında sadece enflasyondaki değer kaybınızı karşılamaya, cover etmeye yetiyor. Ki tam olarak o da değil, bu %13 yıllık. O zaman ben cevabı döviz olarak kabul ediyorum şimdi. Şu andaki pozisyonumuz kesinlikle dövizden yana ortalama bandı aldığımızda döviz sepetinde zaten sadece 5 ayda %20'lik bir artış görüyoruz. Ki bu enflasyonun ve hayat pahalılığının üzerinde bir getiri sağladı demek oluyor. Faiz artı kazanacağınız döviz peki, faizi. Peki burada da şöyle bir soru geliyor. Mesela hani Türkiye'de daha çok dolar ve euro yaygın ama bizim ülkemiz için sterlin yaygın. Parayı dövize çevireceğim ama hangi para birimine çevireyim? İşte dövize mi, sterline mi yatırım yapayım? Burada görüşünüz nedir? Şimdi dediğiniz gibi o bir de şahsın kendi yapacağı yapmaya değerlendirdiği yatırıma da bağlı. Yani amaç burada sadece Türk lirasının değer kaybından korunmaksa zaten 3 temel döviz birimi de yani gerek sterlin, gerek euro, gerek dolar aynı zamanda altın zaten ortalama olarak %20 aynı şekilde değer ortalama yazıyorlar. Aynen. Türkiye'de daha çok doların kullanmasının sebebi ise sizin bulunduğunuz mevcut ülkenin ticaret ilişkileriyle alakalı bir durum. Mesela Türkiye'de daha çok eskiden kalma bir Amerika ile olan gerek ticari gerek siyasal ilişkiler. Şu anda doların yanında euro da aynı zamanda önem kazanmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin de en büyük ihracat partneri Almanya, ikinci arkasından İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkeleri geldiği için ülkelerde yapılan dış ve şirketlerin yaptığı dış borçlanmalarda bile euro ile dolar beraber gidiyor. Dolayısıyla euro da önem kazandı. Bizim sterlin oluşu, sterlinin daha önemli oluşu ki aynı zamanda banka mevduatlarında da yabancı parada en fazla sterlindir. Daha önceki İngiliz döneminden kalma emlak satışlarının sterlin tabanlı olmasından kaynaklanıyor. O da çok fazla gündeme gelen bir konu zaten. Ona geçebiliriz yavaş yavaş sanırım. Hani halkın, vatandaşın kazancı TL üstünden ama ev kiraları ve konut satışları pound üzerinden. Bununla ilgili hani çok ses çıkarıldı. Böyle olmasın denildi. Özellikle kira konusunda şu anda öğrenci akımıyla birlikte 12 aylık peşin ve neredeyse 350 pound'dan başlayan 400-450 pound'a kadar çıkan bir aylık kira söz konusu oluyor. İstelinin altı olduğunu düşünürseniz bayağı yüksek bir meblağ. TL kazanan bir ülkede aynı zamanda konut içinde. Ve sorumdan birisi şu olacaktı aslında. Biraz program öncesi konuştuk, beni aydınlattınız ama sorularımdan biri şu olacaktı. Ben konut alıyorum. İsterlin mi kredi çekeyim? Yani pound mı kredi çekeyim? TL mi çekeyim? Ama artık zaten sanırım beni aydınlattığınız kadarıyla böyle bir soru olmayacak. Kesinlikle. Kredi koşulları yani değişti dedi. Şansımız yeni yasal mevzuatla birlikte değişiyor. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi yeni Kasım ayında değişen 62-2017 sayılı bankacılık
yasası Kasım hı hı. ayında yürürlüğe girdi. Bununla ilgili de ek olarak peyderpey her mevzuat için ayrı teplihler yayınlanmaya başladı. Yeni dönemde de 9 Mayıs yani bu aybaşı üstlenecek risklere ilişkin esaslar ve usuller tepliği ile ilgili bir yerel mevzuat yayınlandı. Burada tamamıyla vatandaşın bankadan olan dediğiniz gibi kredi borçlanmalarıyla ilgili bazı kısıtlamalar var. Mesela artık konut kredisi için başvurulduğunda bankaya kredi tahsis koşullarında sadece toplam o gayrimenkulün değerinin %80'i kadar borçlanabilecek. Diğer bir kısıtlama ise araç kredileri için gelmiştir. Bunda da alabileceğiniz aracın sadece %75 civarı kadar borçlanabileceksiniz. Dolayısıyla nerede kalan %25'i sizin peşin ya da tasarruflarınızdan karşılamanız gerekiyor. Diğer bir önemli husus da dövizle borçlanmaya ilişkin getirilmiş bir sınırlama var. Ve artık yasa diyor ki döviz geliriniz yok ise veya döviz varlığınız olmazsa ve bunu bir belgeleyip sunamıyorsanız dövizle borçlanmanız otomatikman zaten artık söz konusu dışı oluyor. TL. Peki TL'de de inanılmaz yüksek faiz oranları var kredilerde. Bununla ilgili herhangi bir yapılandırma veya iyileştirilme düşünülüyor mu? Çünkü bu defa herkes mecbur TL borçlanmak zorunda kalacak. Tabii ki. Ve neredeyse çektiğimiz kredinin iki katını ödeme durumunda kalıyoruz. Bir de ciddi anlamda bu özellikle konut kredilerinde işte ekspertiz masrafları, banka masrafları gibi ek maliyetler de oluyor. Şimdi bu konuda faizlerle ilgili yani yapılacak ya da çok tedbir alınacak bir durum değil. Çünkü tamamıyla o para biriminin fiyatlandırılmasıyla alakalı bir konu faizler. Bunlar da zaten Merkez Bankası'nın ve devlet maliye politikası gereğince tahvil faizlerinin belirlediği oranları kullanılıyor. Bu faizlerin artması demek mevduat sahiplerinin de daha fazla faiz kazanması. Ama aynı zamanda kredilerde dediğiniz gibi daha büyük taksit miktarlarının ödenmesi. Evet ve zaten, bugün neredeyse kredi çekmeyen insan yani ya da kredisiz ev sahibi veya araba sahibi olmak neredeyse yani normal bir vatandaşın imkansız durumda. Yani burada değinebileceğim nokta şudur ki böyle bir düzenlemeyle halkımızın kredilerdeki en azından bu döviz artışlarından dolayı ettiği zarardan dolayı hani bunlar kur riski tabanlı oldu. Kur riski bertaraf ediliyor ya da minimize ediliyor diyelim. Ama kredilerdeki faiz oranı riski devam edecektir ve bakidir. Yani bunun dışında alınacak bir önlem yok. Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası faizleri yükseltmeye devam ettiğinde ister istemez mevduat faizleri de yükseleceği ve siz parayı daha yüksek bir miktardan fonlayacağınız için kredi faizleri de aynı marjda artmaya devam edecek ve bir faiz riski söz konusu olacaktır. Evet, zorlu hayatımız. Bir süreç bizleri bekliyor. Çünkü her ne kadar banka kredileri TL'ye dönüşse de bugün gittiğinizde bir konut kiralamaya veya satın almaya veya bir araç almaya, araçta euro, konutlarda da sterlin popüleritesi, kullanımı devam ediyor gibi. Mesela hani Türkiye'de de var o hani işte döviz arttı, işte zam geldi hani olayı ya da işte esnafta bile işte fiyat değişikliklerinde işte dövize bağlı dövizle alıyoruz falan ama hani fiyatlandırılmaya gelince hep TL kullanılıyor ama bizim ülkemiz için bu değerlerin farklı olması birazcık vatandaşı etkiliyor. Dengesizlik yaratıyor ve aslında her dövizin artmasıyla birlikte otomatikman bir enflasyon ve hayat pahalılığı oluşuyor. Aynen. Ama bu çünkü kimse benim evimin değeri işte 50 bin pound saydı. Döviz arttı da ben 50 bin pound'u düşüreyim 45 bin pound'a demiyor. Yani o 50 bin pound orada kalıyor. Otomatik bir zamlanma söz konusu oluyor. Zaten her şeyde bir artış, zamlanma. Vatandaş son zamanlarda ciddi sıkıntılar içerisinde. Vatandaşın bir kısmı değilim. Çünkü aslında burada vatandaşın yatırım pozisyonuyla da çok alakalı bir şey. Mesela dediğiniz gibi evi satın almak isteyen daha fazla zarar ediyor, daha fazla TL ödemesi gerekiyor ama ev sahibi ya da mevduat döviz sahiplerinde aslında varlıkları değerlenmiş ve o da
Evet. Yükselen miktar kadar kar yapmış olduk. Evet, öyleyse gençlerimiz diyelim, hani sıfırdan hayata atılan gençlerimizi zorlu bir süreç bekliyor. Gene biraz geçmişe döneceğim. Bizim çocukluğumuzda çek defteri çok yaygındı, kredi kartı yoktu. Çok nadir hani yurt dışı bankalarının kredi kartları. Herkeste bir çek defteri, memur olsun, iş adamı olsun. İşte bir çek keserim, hatta Türk filmlerinden bile alışkın olduğumuz bir sahnedir çeki yırtıp atması ve karşımıza sürekli bir çek davaları çıkıyordu. Çünkü işte bir çek keseyim alayım, bir çek keseyim alayım derken kontrolsüz şekilde bir çek kullanımı söz konusuydu. Tabii ay başı gelip de çekler ödeneceği zaman neyle ödeyeceğiz? Para yok. Şimdi aynı şey kredi kartları içinde gündeme geliyor. Artık bir bankadan kredi kartı almak çok kolay. Evet, hani belli bir limit tutuyorlar. Mesela 3.000 liralık bir geliriniz varsa 2.000 liralık bir kart veriyor. Ama şu göz önünde bulundurulmuyor. O 2.000 liralık karttan ben 8 tane bankadan alıyorum. Zaten ben daha başvurmadan banka bana kredi kartı gönderiyor. Bu defa yüklenen bir kredi kartı borcu ve ay başı bunu ödeme sıkıntısı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Tam olarak dediğiniz gibi özellikle kredi kartlarının başlamasıyla piyasaya yeni bir ürün, aslında yeni bir finansman aracı olarak sunuldu dediniz. Sorunların çoğu da yaşandı çünkü yeni bir ürün olmasıyla birlikte riskleri tam olarak anlaşılmamıştı. Hı hı. Ve bununla ilgili de yasal düzenleme de getirilmediği için dediğiniz gibi 8 kart sahibi ya da gelirinin çok daha üzerinde kaldıraç oranıyla kullanılan bir kredi rakamı oluyordu, taksitlendirme oluyordu ve ipin ucu kaçıyordu. Şimdi bununla ilgili geçen sene ama tekrardan Merkez Bankası'nın yayınladığı Türkiye'de bir özellikle teplikle, Türkiye ile de birlikte çeşitli sınırlamalar getirildi. Taksitlerde özellikle sanırım. Azaltmalar yapıldı. İşte tamamıyla artık kredi kartı reel bir maaş portosu göstermeden artık direkt gidip başvurup da alabileceğiniz ya da dikkat ederseniz etrafta piyasada kart standları azaldı. Hı hı. Eskisi gibi sokakta dağıtılmıyor. Dolayısıyla o piyasada yaşanan zorluklardan sonra hem gerek bankalar hem de gerek regülatör bunun risklerini daha iyi algılamaya başladı. Hı hı. Bundan sonra tabii alınan tedbirlerle maaşınıza karşı mesela ilk başlarınızda maaşınız kadar, ondan sonra iki katına kadar kullanma gibi çekebileceğiniz limitler ve tahsis edilen kredi limitleri de azalmaya başladı haliyle. Hı hı. Böylelikle de daha az sorun yaşanmaya başladı ve kredi kartı kullanımı yasanın da getirdiği limitlendirmelerle daha kontrol edilebilir. Kıbrıs için de aynı adımlar atıldı. Hani Türkiye'de takip ettik, siz de zaten yazmıştınız, gündeme getirmiştiniz alınan önlemleri, yasal değişiklikleri, taksitlendirmenin hatta kalkacağını bekliyorduk biz ama hala daha taksitlendirme var. Vade farkıyla taksitlendirme yapılıyor ama sanki Kıbrıs'ta Türkiye'de olduğu kadar kredi kartı alma olayı o kadar zorlaştırılmadı gibi. Sadece benim dıştan gözlemlerim, sizin uzman görüşünüz. En azından şöyle bir durum var. Artık eskisi gibi gidip çeşitli bankalardan farklı kartlar alamayacaksınız. Çünkü bankaların kredi ve kredi kartı temel tabanları şu anda Merkez Bankası'na ortak veri tabanına düşmüş durumda. Ve siz herhangi bir bankaya gelip başvurduğunuzda Merkez Bankası'nın risk merkezi sizin kaç kartınız olduğunu, limitin ne kadar olduğunu, tüm kredilerinizi döktüğü için bankada kredi kartı vermeden bu tahsis koşullarında bu risk pozisyonunuzu görüyor. Evet. Dolayısıyla yeniden tekrar kullanımda olan bir kredi kartı olduğunuzda artık ikinci bankaya gidip ayrıyetten maaşınıza karşı oradan bir limit açmada imkanınız olmayacak. Evet. O kalktı. Evet, şimdi biraz halkın sorunlarını gündeme getirdik, değindik. Biraz da iş adamlarının, yatırımcıların aydınlatacağımız birkaç sorum olacak. Gene tekrar finans nedir, risk yönetimi nedir kısaca bir özetleyebilirsiniz. Hani bilmeyen vatandaşlarımız için de ben param var ve bu parayı değerlendirmek isterim. Bir finans uzmanına götürürüm. Ben halk diliyle açıklayacak olursak dövizde yükseliş bekleniyor. Bu parayı dövize çevirelim der. Bana kazandırır veya işte bu bölgelerde şu arsalar değer kazanacak. Buradan bir miktar yatırım yapalım, arsa alalım. Sonra tekrar bunu nakide çevirelim diye bana paramı değerlendirme şansı
tanıyor veya paramı koruyabilme şansı tanıyor. Yatırımcılara, iş adamlarına neler tavsiye edebilirsiniz? Veya küçük esnaf da olabilir, KOBİ olabilir. Ben de kazanıyorum, ben de paramı değerlendirmek, ben de yatırım yapmak istiyorum diyen girişimcilerimize neler önerebilirsiniz? Bu konuda ilk öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, dediğiniz gibi hani finansçılar ve yatırım uzmanları yurt dışında özellikle gelişmiş ülkelerde piyasalar daha fazla derinleştiği için yatırım yapacak daha fazla alan ve enstrümana sahip oluyorlar. O yüzden brokerlik, finansal tavsiyeler çok daha fazla geniş çapta olabiliyor. Bu tavsiyelerde aslında ilk olarak müşterinin ya da yatırımcının risk iştahıyla da alakalı bir durum. Yani yatırımcının risk algısı yüksek olduğu zaman daha fazla riske girmeyi ben kabul ediyorum ama yatırım daha fazla olsun ya da çok fazla riske girmek istemiyorum. Daha az yatırım olursa da kabul ederim diyerek o risk kapasitesini belirledikten sonra çeşitli yatırım alanları açılıyor. Tabii bizim ülkemizde temel piyasa çok sığ olduğu için derin şekilde mesela borsa gibi yapılacak menkul kıymet yatırımları, alanları çok organize piyasaların azlığından dolayı, bulunmadığından dolayı daha temel yatırım enstrümanlarına sahibiz. Mesela örnek verecek olursak İngiltere'de hani evinde oturan bir vatandaş bile aslında bir nevi yatırım ya da parasını değerlendirme yapabiliyor. Nasıl işte bir zamanlar Teletex vardı. Teletex'ten girip share satın alırdı. Şimdi internette biraz. Yani şimdi hatta bu Bitcoin'ler çıktığı zaman ben ilk ona benzetmiştim ama tabii çok farklı bir yani belki doğru bir ama o da bir yatırım olmadı ama hani share satın alıp share satabiliyordu yani oradan takip edip hani evde oturan vatandaş bile parasını değerlendirebiliyordu çok rahatlıkla. Biz de demek istediğiniz hani bu kadar kolay değil. Daha büyük yatırımlar gerekiyor. Çünkü organize piyasa olmadığından da dolayı siz birebir gidip bu işlemi yapabileceğiniz bir organize piyasa oluşmadığından ancak gidip bunları bankanızdan talep edebilirsiniz. Bankanız size böyle bir yatırıma gelebilir ama bunlar da yurt dışından alınacağı için dediğiniz gibi yurt dışındaki bireysel müşteri nin az bir parasıyla 0.00'lık bir share bile alırken böyle bir hizmeti getirmenin maliyeti çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla ancak kurumsal müşteriler için bir yatırım aracı olabilir. Bireysel yani ben bireysel müşteriler için hem de ülkemizde yapabileceğimiz yatırımları özetlersek döviz mevduatı açmak, elimizde bir döviz tutmak. Dövize endeksli olan gayrimenkul, arsa, dükkan, ev sahibi olmak, bunlara yatırım yapmak. Peki mal dediniz, mala yatırım yapmak. Mesela sizin görüşünüz, ben bir paramı değerlendirmek isterim. Mesela sizce en çok kazanç getirebilecek arsa, konut, dükkan yoksa nakit parayı bir dövize çevirmek mi? Şahsi görüşünüz olarak sorayım. Onu aslında güzel soru ama dönemine göre de değişebilecek bir soru. Çünkü arsa bir gayrimenkul yatırım yaptığınızda dövizden kazanacağınızın haricinde odaki makroekonomik şartlar da çok önemli. Tabii. O bölgeye yapılan yatırımlar da evin değerini daha fazla arttırabilir. Dolayısıyla dövizden yapacağınız karın üzerinde kar yapmanız söz konusu olabilir. Olur. Orada ama da gene bir bölgeyi uzmana, araştırmak, bölge hakkında bilgi almak lazım. Daha çok emlak sektöründe alanı olur herhalde. Evet. Başka eklemek istediğiniz? Eklemek istediğimiz bu döviz artarken özellikle iş yapan iş adamlarımız olsun, gerek ithalatçılarımız olsun. Bununla ilgili kur riskinden korunmak için verebileceğimiz, söyleyebileceğimiz, değinebileceğimiz bazı enstrümanlarımız var. Bunlar tamamıyla bankalarımızdan tüm kurumsal müşterilere sunulan ürünlerdir. Forward opsiyon ve swap dediğimiz bazı türev işlemlerle. Siz bugünden ileride yapmayı düşündüğünüz bir ithal ürünün sizi kurtaran
bugünün günlük kurundan 3 ay 6 ay vade sonrasına aynı kur oranından hiçbir kur riski almadan sadece bu işlemi gerçekleştirerek kur riskini bertaraf edebiliyorsunuz. Evet. Biraz da bankacılığa değinelim. Bankacılık sektör bilançosundan konuşabiliriz. Gene biraz yasalara, yenilenmelere, yeniliklere değinebiliriz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? İlk olarak bankacılık sektöründe yeni tamamıyla mevzuat değişiklikleriyle birlikte epey bir gelişim ve hızlandırma içerisine giriyor bankalar. Bunlar da haliyle özellikle risk yönetimi, denetim ve kontrol süreçlerinin daha sıklaştırılması, daha sistematik sistem içerisinde alt yazılımlarla desteklenmesini teşvik ediyor. Aslında dünyada bankacılıkta baktığımızda aynı yöne doğru gidiyoruz. Sadece gelişmiş ülkeler daha önden, biz ise onları takip eder durumdan. Ama ancak aynı mevzuatın ve aynı yönetişimin içerisindeyiz. Evet, bu da çok güzel bir duyum oldu bizim için. Bunun da ana sebebi bu genel bankacılık ve risk ölçüm ve yönetiminin metodolojisini, tekniklerini ve uygulanmasını bu Basel Komitesi dediğimiz gelişmiş olan ülkelerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının toplandığı olan komiteden çıkıyor ve dünyaya yayılarak gidiyor. Tüm mevzuatında bunlara amaç sağlanması, bunlara sağlanması amacıyla uyum sağlanıyor bankalar tarafından. Dolayısıyla yeni mevzuatla birlikte sermaye yatırımları gündeme gelecek. Çok güzel. Çünkü tüm risk yönetimi ve riske maruz değerlerin sermayenize paralel olarak artmasını öngörüyor bu ölçümler. Sermaye yeterliliklerinin arttırılması gerekecek. Dolayısıyla daha sağlıklı bir bankacılık ortamı ve daha sağlıklı, güçlü bir bankacılık bünyesi oluşmaya devam ediyor. Sektör bilançosunu incelediğimizde Ocak ayından bu yana Nisan ayına kadar toplam aktifler yaklaşık %5.43 oranında büyüyerek 28 milyarlık bir hacme ulaşmış durumda. Bu süre içerisinde, yıl içerisinde toplam piyasaya plase edilen kredilerimiz %5.9, yani %6'ya dayanan bir nasıl artış. Nasıl bir oran bu? Şöyle değerlendirebiliriz. Özellikle bunun mevduat bacağına baktığımızda, çünkü kredi verilmesi için ağırlık önce piyasadan mevduat toplanması gerekiyor. Evet. Pasif tarafta mevduatlarda %5'lik bir artış söz konusu. Buradan bu ilgili rasyoyu yorumlarken ülke dışından ekstra büyük bir yatırımın bankacılık sistemimize kazandırılmadığını söyleyebiliriz. Faizler olarak değerlendirdiğimizde mevcut mevduatı korumuş ve üstüne alınan faizleri de sistemde büyüterek devam etmiş olduğumuz söylenebilir. Ama yatırım açısından çok büyük etkin bir yatırım, geçmemiş. Evet, olmamış. Evet. Biraz mesajlarımıza bakalım. Yoğun bir şekilde geliyor mesajlarımız da. Onları okuyalım. Kaan Ceylan'la başlayalım. İyi yayınlar, hoş sohbetler Cemre Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Her hafta bizleri izliyor. Sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Zeka Üçer yazmış. İyi yayınlar, kolay gelsin Cemre Hanım demiş. Sema Akbenliyel. Hoş sohbetler sevgili Cemre Akar ve sevgili konuğu Ertuğrul Buğra'nın demiş. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz Sayın Sema Hanım'a. Kezban Hanım bizleri izliyor. Kezban Öcal, o da konuğumuzdu. Sevgilerimizi iletiyoruz. İlkay Adalı katıldı. İlkan Ertuğ bizi izliyor. Damla Mısırlı Soy bizi izliyor. Zeka Uçer bizi izliyor. Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Sayın Havva Dağsever bizleri izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz. Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Latif Akça programımızı izliyor, katıldı. Sevgilerimizi iletiyoruz. Kezban Öcal iyi yayınlar demiş. Kabidan Madihaver demiş ki döviz üzerinden kredi ödeyen insanları bankalar sabitleyemez mi? İyi programlar
İlk sorumuz bu. Döviz üzerinden kredi ödeyen insanları bankalar sabitleyemez mi? İyi programlar demiş. Ceren Hanım yazmış. Sayın Ertuğrul Bey'i tebrik ederim. Çok bilimsel ve açıklayıcı konuşuyor demiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Nihat Erduran yazmış. Yeni Kıbrıs Türk Hava Yolları kamu özel olarak kurulursa hissedar olur muydunuz demiş. Kıbrıs Türk Hava Yolları? Yeni Kıbrıs Türk Hava Yolları kamu özel olarak kurulursa hissedar olur muydunuz demiş. İnce Hanım yazıyor. Dövizle borçlananların Allah yardımcısı olsun, sizlere de başarılar dilerim demiş. Müslüm Bey yazmış. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sayın Ertuğrul Bey, vatandaş tele kazanıyor fakat sterlin üstünden üstelik 12 aylık peşin kira ödüyor demiş. Konut almak istiyor, yine satış döviz üstünden. Banka kredisini tele almak isteyen bir vatandaş aldığı rakam tutarı kadar da faiz ödüyor. Faizler uçmuş durumda, bu konuda görüşleriniz nelerdir demiş. Mehmet Zihni katılmış, bizi izliyor. Mustafa Akbulut hocamız bizleri takip ediyor. Sayın Cihan Uzun Şapka'nın işletme müdürü, Girne'de sevilen mekanlardan bizi izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz. Emrah Ay yazmış. Ertuğrul Bey, sizi tebrik ederim. Diyalog gazetesinde yazılarınızı beğeniyle okuyorum. Sizi daha sık ekranlarda görmek isteriz demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olsun. Hasan Nihat Erduran tekrar yazmış. KKTC kayıt dışılık ve vergi cenneti mi sizce demiş. Kadir Yel katılmış, bizi izliyor. Ziya Üstürkler Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü bizi izliyor. Erol Cansek bizi izliyor. Cemre Hanım, insanlar ile dalga geçmesinler. Bu ekonomi sıkıntısında yapılacak herhalde. En doğru şey kemer sıkmaktan başka hiçbir şey yapılamaz. Para korkaktır ve hiçbir büyük yatırımcı böyle bir ekonomide risk alıp yatırım yapmaz demiş. Çünkü Erol Cansek. Çıkışlardan da biz de bahsetmiştik zaten. Evet. Yabancı yatırımcının 15 milyar dolara sıyla bir yurt dışına çıkış olduğu. Orada tabii evet. Seyircimiz haklı. Evet, Erol Bey de Girne'de sevilen bir restoran işletmecisi. Sema Akbenliyel yazmış. Para biriminin sterline çevrilirse ya da artık her piyasa Türk lirası üzerinden olsun. Para biriminin sterline çevrilse ya da artık her piyasa Türk lirası üzerinden olsun. Dünyanın hiçbir yerinde maaşlara piyasanın farklı para biriminden olduğu görülmemiştir. Bu konuyu nasıl yaklaşalım? Bu konuya nasıl yaklaşım yapabiliriz? Sevgili Ertuğrul Burhan demiş Sema Hanım. Şirin Moraket bizi izliyor. Zeynel Savaşçı, Başar Taşlı hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yorumlarımızı değerlendirelim. Evet, ilk olarak hangisiyle başlayalım? En baştan tekrar alayım isterseniz sorularımızı. Hani programda vaktimiz varsa teker evet. Teker döviz üzerinden kredi ödeyen insanları bankalar sabitleyemez mi demiş. Kabidan Madihan Ver. Şimdi anladığım kadarıyla seyircimiz burada döviz kurunun bankanın sabitlenmesi yönünde bir sual sormuş. Bunu tamamıyla bankalar yapamaz çünkü piyasalarda olan kurlardan dolayı bankanın döviz kurunu sabitlemesi demesi kendi kuru zararı yazması demektir. Hı hı. Burada sayın seyircimiz için verebileceğimiz tek öneri, eğer kur riskinden tamamıyla kurtulmak istiyorsa bankalarımız şu anda devletin kurmuş olduğu, yaratmış olduğu ufak teşviklerle pul parası ödemeden yeniden yapılandırmayla Türk lirası senet imzalayıp özellikle uzun vadede ise kur riskinden kurtulmuş bir şekilde Türk lirası taksit ödemeye devam edebilir. Evet, Hasan Nihat Erduran demiş. Yeni Kıbrıs Türk Yolları kamu özel olarak kurulsa hissedar olur muydunuz demiş. Hasan Bey tam yatırımcı sorusu sormuş. Eğer evet. Gerçekten öyle bir sermayem olsa ilk aklıma gelen şey herhalde üzerindeki kamu ve özel payının dağılımının ne olacağıyla ilgili olurdu. Evet. Müslüm Bey yazmış, iyi yayınlar Ertuğrul Bey. Vatandaş tele kazanıyor fakat sterlin üzerinde üstelik 12 aylık peşin kira ödüyor. Biraz önce gündeme getirdik zaten. Konut almak istiyor, yine satış döviz üstünden. Banka kredisini tele almak isteyen bir vatandaş
aldığı rakam tutarı kadar da faiz ödüyor. Dedik zaten neredeyse iki katı kadar. Hatta faizlerinde yükselme trendinde olduğundan da bahsettik. Global faizlerden Türk lirası faizlerinin de daha da yükselmesini beklediğimizi yapıyoruz. Bu durumda herhalde ne gibi önlemler alınabilir diye sormuş izleyicimiz. Yapılabilecek bir şey şu anda görülmüyor dediniz zaten. Riski azaltıcı bir tedbir yok. Evet, Diyalog gazetesinde yazılarınızı beğeniyle daha sık siz ekranlarda görmek istiyorlarmış. Biz de istiyoruz. Erol Bey'in yazısı, Cemre Hanım, insanlar ile dalga geçmesine bu ekonomi sıkıntısında yapılabilecek en doğru şey kemer sıkmaktan başka bir şey değil. Para korkaktır ve hiçbir büyük yatırımcı böyle bir ekonomide risk alıp yatırım yapmaz demiş. Bunu doğru. Nasıl yorumlamak istersiniz? Yani özellikle TL gelirli olan insanlarımızın otomatikman kurlardan dolayı, kurların yükselişinden dolayı azalan satın alma gücü ve oluşan hayat pahalılığından mütevellit. Lüks harcamalardan ziyade daha fazla tasarruf odaklı olup bir kemer sıkma politikasına girmesi her türlü kriz için yapılabilecek ilk önlem adımı olarak kabul edilebilir. Evet. Sema Hanım demiş ki dünyanın hiçbir yerinde maaşları piyasanın farklı biriminden olduğu görülmemiştir. Bu konuya nasıl yaklaşım yapabilirsiniz sevgili Ertuğrul Buran? Yani Türk lirası kazanıp da aynı şey gene hani konutların farklı mesela veya araçların yani piyasanın farklı bir para biriminden kazancın Türk lirası üzerinden olmasını Sema Hanım vurgulamış. Orada aslında şöyle bir açıklama yapabiliriz. Dediği gibi Sema Hanım'ın özellikle gelişmiş ülkelerde böyle bir durum gözükmüyor. Çünkü herkes kendi para birimine güvendiğinden dolayı. Mesela evet. İngiltere'de sterlin yerine euro ile ya da Amerikan dolarıyla satış gözükmüyor. Ancak ben bunu girdim İngiltere'de de oranın mevzuatına göre de araştırdım. Yani bu da tamamıyla serbest piyasa olduğundan dolayı. Aslında o ülkelerde de böyle bir kısıtlamaya gidilmiyor. Yani aslında oradaki bir şahsın da sterlin alırken evini euro kiralama hakkı var. Yani serbest piyasada öyle bir kısıtlamaya gitmenin söz konusu olmuyor. Çünkü her vatandaşın da kendi mal varlığını istediği para biriminden satma ya da kiralama hakkı bulunduğundan dolayı. Evet. Gelişmiş ülkelerde bunu görmememizin sebebi kendi para birimlerinin de böyle zaten, bir erozyona uğramamasından evet. dolayı oluyor. Yani İngiliz kazandığı parayla işte 2 lirasıyla gidip 5 tane domates alabiliyorsa 3 yıl sonra gidip aynı parayla yine 5 tane domates alabiliyor ama biz gidip aynı parayla 5 domatesten 2 domatese düşüyoruz. Yani paramız dediğiniz gibi devalüasyonla para. Ve böyle sürekli yani ek olarak da belirtmek gerekirse sürekli kendi yerel para birimi devalüasyon ülkelerde özellikle bu döviz kullandırılımlarını daha sıklıkla gözlemliyoruz. Mesela bir Balkanlar'da baktığımızda Makedonya'daki dinarın değersiz oluşu, Romanya'daki lei para biriminin az olmasından dolayı oradaki konutlarda baktığınızda euro isteniyor ya da oradaki üniversitelerdeki okul harçları falan onlar da euro üzerinden fiyatlandırılıyor. Bizde de yine üniversitelerde onu tabii unuttuk, es geçtik hep araç ve ev dedik ama okullarda hatta kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler bile bugün pound, euro ve dolar üzerinden. Son yorumlarımı okuyorum. Bugün kredi borcu olmayan yok herhalde, ömrümüz sadece banka faizlerine çalışmakla geçiyor demiş Sapri Gök. Şimdi benim 30 bin sterlin borcum var. Bu da 200 TL ve artı faizlerinden sil baştan 6 yılım kaldı. Sil baştan 10 yıla girdiğimde bu da faizinden 500 TL öde demiş. Erol Bey tekrar yazmış, Cemre Hanım dalga geçmesinler derken Ertuğrul Bey için bahsetmedim. Lütfen yanlış anlamasın. Yukarıdakiler için söylediğim bir yorumdur. İyi yayınlar demiş. Tabii estağfurullah zaten üstümüze alınmadık. O şekilde ne demek istediğini anladık yani. Algıladık. Evet. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Son değerlendirmeleri alayım ben sizden bir risk uzmanı, bir ekonomi uzmanı olarak. Farklı farklı yorumlar geldi. Kimisi kemer sıkma dönemi dedi, idareli tutumlu olma dönemi dedi. Kimisi yeni kurulacak bir kuruluşa bile yatırım yapılabileceğinden bahsetti. Son olarak sizden bir değerlendirme alayım. Bu dönemde nasıl bir tutum, nasıl bir politika izleyelim, nelere yatırım yapalım, nelerden uzak duralım?
Son bir özetle. Şimdi özellikle de bu dövizden de şikayetçi olduğumuz üzere tamamıyla bu devirde hele finansal ve ekonomik göstergelerinde bozulmasıyla farklı kriz şoklarına da daha dayanıklı hale gelmemiz lazım. Bunun için de lüks harcamalardan ziyade gerektiği yerde tasarrufa gidilerek tasarrufun da dan sonra da para getirici yatırımlara yönelmemizi tavsiye ederim toplum olarak. Ki böylelikle gelir portföyümüzün çeşitlendirmemiz, telegazan maaşımızın yanında ekstra yapacağımız bir yatırımdan kira geliri almak olur, dükkan geliri almak olur. Yaptığımız tasarruflarla para getirici yatırımlara yönelmemiz ve lüksten özellikle Avrupa ithal ürünlerden biraz daha kaçınmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Geçenlerde bir iş adamı arkadaşımla konuşurken Cemre dedi, şöyle bir şey söyleyeyim sana dedi. Sizin dedi sosyal medyada gördüğünüz dedi, muhasebecisinden o da almış bu bilgiyi. Dünyayla o gördüğünüz piyasayla gerçek piyasa arasında ciddi bir fark var. Ve yaklaşık böyle bir 6-7 ay sonra büyük bir patlama olacak diyor. İnanılmaz derecede hani gördüğümüz bu rahat lüks yaşamın ardında büyük borçlar göründüğünü söyledi. Bir bankacı olarak ciddi anlamda korkulacak derecede borçlu durumu sayısı var mı? Böyle bir kriz beklenir mi? Şimdi onu şöyle izah edebiliriz. Yani bu hani az önce kredilerin artmış olduğu ve büyüme oranlarını açıkladık. Bunun üzerinden de batık kredi portföyüne baktığımızda, yani donuk alacaklar olarak tabir ettiğimiz kredilerin toplam canlı krediler içindeki payı %6 civarlarında. Bu Türkiye'de yaklaşık %3 seviyelerinde. Bizim de %6 yani %10'un altında toler edilebilir bir seviyelerde. Yani burada baktığımızda bize o kredilerle ilgili henüz durumumuzun iyi olduğunu, ancak tabii ki ilerideki daha da tedbir alınmasa ilerleyen şoklarla bu güzel ortamın bozulma riskinin ne zaman olduğunu belirtmek lazım. Mesela komşumuzda işte Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bu söylediğimiz rasyo %6 civarında değil %50 sıralarında. Yani bu da demektir ki toplam verilen kredilerin sektörün kredilerin yarısı batmış durumda. Bu da 2013 krizinin kendilerine yarattığı ağır bir tahribat, ağır bir şok etkisi. Evet. Ve 2014'ten beri bu oranı hala daha düşürememişler. 4 yıl boyunca herhangi bir iyileşme olunmamış. Evet. Yani bizim de muradımız bu güzel atmosferi koruyarak bu ekonomik ve finansal göstergelerin artık bir stabil hale gelerek daha sağlıklı bir ekonomi ve bankacılık ortamında olmamız. Bu değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için bir kez daha çok teşekkür ederim. Gerçekten sorulacak çok soru vardı. Çok da yorum geldi. Halkımızı bir nebze olsun aydınlatabilmişsek ne mutlu, ne mutlu bize. Bugünün anısından Magic Touch'ın programımıza armağanı 360 derece logolu kupa bardağımızı size takdim etmek çok isterim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim. Ben en kısa zamanda sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Evet. 11 ayın sultanı, marifet ayı olan Ramazan ayının 7. günündeyiz. O yüzden bugün çok güzel bir ilahiyle kapatmak istedik ve dileğimiz bu mübarek ayın tüm Müslüman alemine, ülkemize ve evlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, barış ve bereket getirmesi. Sami Özer'le kapatıyoruz bu hafta. Demedim mi, gönül sana söylemedim mi, bu bir rıza lokmasıdır. Yiyemezsin demedim mi? Önümüzdeki hafta yine salı günü saatlerimiz 15.10'u gösterirken 360 derecede sizlerle buluşmak üzere. Bu haftalık hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Kalır naçar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim.
Hafta sonu muhabbetlerinizin içecekleri